Bitcoin'deki muhabbet gibi işte ya, aylardır anlatıyoruz. Yani e, grafiği tamam geldi oldu bitti grafiği. Bu grafikte artık yapacak bir şey yok. Grafiği bitmiş bunu. AT'ye kadar gelmiş. Artık FA temel analiz. Temel analiz bir şey yapacak. Yapamazsa yamulacak doğanın kanunu. Arada grupta diyorum ben yukarı çıkmayan şey aşağı düşer. Yer çekimi. Bu. Bunun olmasını engellemek için artık temel analiz lazım. O da var zaten. O, onda, o konuda sıkıntı yok. Teknik analizde bunu zorlarsan o zaten dolandırıcılığa giriyor. O, o da temel analizi değiştirmeye geliyor. Ve temel analiz Analizde şöyle bir şey vardır hani grafik çizer, temel analiz yapar diyoruz ya. Grafik çizmiş, bu buradan yamulursa eğer zor bir ihtimal ama eğer ki olursa sen şurada temel analizde bir şey atlamışsın demek. Zorluğu orada. Burada bir şey atlamışsın. onu illa ki bir haberi vardır. Temel analizini yanlış yapmışsındır demek. O yüzden ben hani gruplarda sürekli diyorum araştırın, coin getirin, coinlere bakın, ekipler araştırın, tweet'lerini takip edin. Bir kişinin yapabileceği bir şey değil o temel analiz muhabbeti. Yaparsın, kapat aslak yaparsın, burada dersin ki Bitcoin kır, kıracak yukarı ama bir şeyi eksik baktığın için, bunun yamulacağını göremezsin. O haberi atlarsın. Şuradaki tetiklemeyi kimse görmedi. Göremedi. Ha, görmenin im imkanı var mı? ihtimali var mı? Ha, o da çok zor da Yani Japon gelip ben burada 36 bin bitcoin satacağım demeyeceği için o da zor. Ama bu düşüşü tetikleyen bir şey var. Onun arkasındaki bir FA var. Belki takip edilseydi Japonya'daki o dava bulunabilirdi. O, o zamanlar hiç kimse takip etmedi. Kimsenin umurunda değildi. Çünkü yükseliyor diye bakıyorlardı. O yüzden temel analiz her şeyden önemlidir yani temel analiz haber yani haber kovalamak hepiniz biliyorsunuz bir haber geliyor da çıkıyor bunlar değil mi evet grafik hazır ama o grafik hazır olmadan o haber gelmiyor. Tam geçen attık bunun şeyini. AMP'nin YouTube'a videosunu. Bu böyle gidecek. Gidiyor mu? Gitmiyor. Niye? Haber yok çünkü. Haber geldiğinde gidecek. Ama haber gelmediği sürece gitmeyecek. Teknik analiz çizmiş. işi bitirmiş. Haber ne haberi gelecek? Onun araştırmasını yapmak önemli. Evet biz hani grafiğe bakıp girdik mesela buna pump olacak dedik. Çünkü olumlu bakıyoruz. Boğa gelecek. Coin'ler pump pump'maya başlayacak. E bunun grafiği de olmuş zaten. Bu buradan gider. The cat sat on the Ama orada bir temel analiz kaçırmış olabiliriz ki doğru düzgün temel analizinde bakmadık. Belki ekipleri öldü. <laughs> Belki adamın ekibi şu an hasta. Koronadan hasta hastanede yatıyor. 3 gün sonra da ölecek herif. Haberi gelecek. Bitti. Yani sadece grafiğe bakarak girmek kumar oynamak gibi bir şey oluyor. Çünkü işin %80'i temel analiz. İstediğin kadar grafiğe bak. 4-4'lük Dört grafik işte. Hani çift dibini yapmış. Daha gidecek aşağıda. Hiçbir yeri yok. Ama yukarı gidemiyor. Niye? Henüz haberi gelmedi. Yukarı gitmeye başlarsa gelecek o haber. Çünkü bunu yukarı götürecek olan o haber. Yani bir dünya coin'de görüyoruz onu. Bu niye yukarı gidiyor? Habire. Habire niye yukarı gidiyor? Haftalıkta bakalım. Habire niye yukarı gidiyor? Ya da habire niye yukarı gidecek? Haberi burada. Youtube kanalında anlattım. Haberi bu video. Ya ben bu videoyu çektim diye değil. Hani temel analizi olayı bu. Ve her günde yeni bir haberi geliyor zaten. Sürekli yukarı ittirmek için. Sürekli yeni bir haber geliyor. Temel analizden bahsedeyim dedim Zorluğunu çünkü bahsetmeden temel analizden teknik analize girilmez arkadaşlar. Hani olayın aslında temel analiz olduğunu bilmeden teknik analiz yap, yapmaya kalkarsanız patlarsınız. Yani patlama ihtimaliniz var. Yani Tecrübe konuşuyor burada. Ben daha önce patladım. Baktık artıyor diye adam öldü işte. Hep diyorum. O yüzden hani haftada bir iki gün teknik analiz anlatacağım canlı yayınlarda. Bu temel analizi bahsetmemin sebebi o. Şu olmasın diye hem sizin başınıza gelmesin hem yanlış işlem yapmayın diye. Evaktık teknik analizine çizdik grafiği. Bunu öğretmiştim, bunu anlatmıştım. Artacaktı. Teknik analizde kesinlik yoktur. İlla artacak diye bir kaydı yok. O yüzden bugün bu anlatımı yaptım. Teknik analiz artı FA'dır olay. Bu grafiği çizdikten sonra bakmanız gereken ilk şey bu grafik niye yapıldı? Onun haberi ne ne olabilir? Çünkü grafik bitmiş. İki alternatifi var bunun. Ya yukarı ya aşağı. Başka bir alternatif yok. Şuradaki haber ne? Bunu bulmak önemli olan. Bunu bulduğunda bulabilirsen zaten olayın şekli değişiyor. Buradaki haber olumlu değilse yapılacak olay olay şu olur. Şunu hafifçe yukarı kırdırırlar. Aa teknik analiz yukarı gidecek diye girersin ama temel analizi olmadığı için bu fake kırılım olur. Buradan yamulur gider. O yüzden teknik analiz %20 temel analiz %80'dir. Teknik analiz bir şey gösterir ama temel analiz onu yaptırır. O yüzden sadece grafiğe bakarak işleme girmemeniz gerekiyor. Yani ben